Tamah her zilletin anahtarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tamahı kendisini utanca ve aşağılığa sürükleyen kul ne kötü bir kuldur. Yine buyurdu ki, insanı utanç ve aşağılığa sürükleyen tamahtan, başka bir tamaha sebep olan tamahtan ve faydası olmayan tamahtan Allah'a sığınırız. Resulullah bir başka hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. Üç şeyden Allah'a sığınınız. Gereksiz tamahtan, utanç ve aşağılığa sürükleyen hırstan ve başka bir ihtirasla sonuçlanan tamahtan. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, eğer gözünün aydın olmasını ve dünya ile ahiret hayrına ulaşmayı istiyorsan, başkalarının sahip olduğu şeye olan tamahını söküp at. Resulullah, alimlerin ayaklarının üzerinde sabit kalamadığı kaygan kaya parçası tamahtır buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam ise, her kim nefsine tamah içirirse onun hakkında hıyanette bulunmuştur buyurdu. Hazreti Ali, takva sahiplerinin niteliği hakkında şöyle buyurdu. Onlardan birinin alametleri, senin onu dini işlerde güçlü, zorlukta sabırlı, helal peşinde, hidayette neşet, tamahtan kurtulmuş görmendir. Hazreti Ali aleyhisselam, münafıkların sıfatı hakkında ise şöyle buyurmuştur. İnsanların ellerinde olan şeyde gözleri olmamayı tamahları için vesile kılıp pazarlarını canlı tutarlar ve eşyalarını böylece pahalı satmak isterler. İmam Kazım aleyhisselam Hişam'a verdiği öğütte şöyle buyurdu. Tamahtan sakın ve insanların elinde olan şeye göz dikme. Yaratıklar hakkında tamahı öldür. Şüphesiz tamah her zilletin anahtarıdır. Aklı çalar, mürüvvetleri öldürür, yüz suyunu kirletir ve ilmi ortadan kaldırır. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, tamah elbisesini giymekten sakın. Zira tamah kalplere şiddetli bir hırs karıştırır. Kalplere dünya sevgisinin mührünü vurur. Şüphesiz tamah her kötülüğün anahtarı, her günahın başıdır. Her iyi işin heba olmasına sebeptir. Yine buyurdu ki, tamahtan sakın. Şüphesiz tamah peşin bir fakirliktir. Hazreti Ali, her kim ömrünün günlerini özgür yaşamak istiyorsa, kalbinde tamaha yer vermesin. Tamahın meyvesi dünya ve ahiret zilletidir buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Her kim kendisini tamahların aşağılığından uzak tutmazsa kendisini zelil kılmıştır. Ahirette de daha zelil ve hor olacaktır. Tamahkardan daha zelili mevcut değildir. Hazreti Ali aleyhisselam, İsa aleyhisselamın niteliği hakkında şöyle buyurdu. Ne onu fitneye düşürecek bir hanımı, ne hüzünlendirecek bir çocuğu, ne kendisini meşgul edeceği bir malı ve ne de kendisini hor kılacak bir tamahı vardı.